Flag Point, Flag Polling denilen sistemden bahsedeceğim. Flag Polling. Bir uyarı ile birlikte de sistemi anlatacağım. Çünkü bu sınırdan aslında bir takım işlemleri, göçmenlikle ilgili işte work permitlerle ya da statünüzün aslında Kanada'da değiştiği bir zamanda sizin bu statünüzü, yeni izninizi, yeni vizenizi, work permitinizi, hatta PR'larınızı aslında aktive etmenizi sağlayan bir sistem. Bahsedeceğim şey, belki de duyduğunuz bu flag polling denilen şey aslında yasal olmayan bir şey değil. Hani yasal ve bunu böyle uygulayın denen de bir şey değil, ama yasal olmayan bir şey değil ve çok da yaygın bir uygulama. Ama doğrularını bilmeniz gereken bir uygulama ve üstelik de uyarıları var arkından gelen. Şimdi bu aslında flag polling denen şey sınırdan hızlı giriş çıkış yapmaya verilen ad. Sınır dediğimde elbette ki Amerika sınırı. Yani flagpole nedir? Bayrak direği, değil mi? Bir sınırdan öbürüne, bir bayraktan öbürüne giriş çıkış yapıyorsunuz. Gidiyorsunuz diğer ülkeye, hop diye geri dönüyorsunuz. Dokümanlarınızı sunuyorsunuz. Ve mesela yeni statünüzde size gelmiş olan yeni izni, yeni vizeyi bu şekilde aktive edebiliyorsunuz. Çünkü bu şekilde pasaportunuza işlenebiliyor. Şimdi PR'la gelenlerin, permanent resident olarak zaten gelenlerin de kullandıkları bir sistem bu. Bazen nasıl oluyor? Ya ben bu kadar iznimi bekleyemeyeceğim PR'ımı. Gideyim bari işlerimi gücümü yapayım, evimi bulayım, oturayım deyip geçici vizelerle, yani normal vizeyle, turist vizesiyle girişini yapıp arkasından PR'ı geldiğinde bu yöntemi uygulayabiliyor birçok kişi. Çalışma izninizde bu şekilde gelebiliyor ve bunu en çok kullananlar da aslında PGWP, yani Postgraduate Work Permit, yani mezuniyet sonrası çalışma izni için kullananlar, yani uluslararası öğrenciler. Neden bunu çok kullanıyorlar? Çünkü online işlemler o kadar süre tutuyor ki, işte bu online sistemler bazen 6 aya uzayan bu sistemlere içinde olmamak için bari diyorlar flag polling'i yapayım, gideyim çıkayım geleyim vesaire. Çünkü bir günde aslında bu izninizi aktive edebildiğiniz bir sistem var. Bir anlamda hani IRCC'nin işlem sürelerinden yırtmanın, işlemleri de hızlandırmanın bir yolu olarak yapılıyor. Şimdi bunu nasıl yapılıyor? Amerikan sınırına geldiğinizde sınır polisine zaten diyorsunuz ki ben flag polling yapacağım. Onlar da size administrative refusal denen reddi veriyorlar. Bir red belgesi bu. Siz bu belgeyle birlikte Kanada gümrük polisine geri gidiyorsunuz. O çünkü oraya gönderiyorlar sizi. Orada bütün belgelerinizi açık açık sunmanız gerekiyor. Mesela bu belgelerin hepsi de zaten bilmeniz gerekenler. Ben mesela mezuniyet sonrası hani work permit en çok uluslararası öğrencilerin kullandığı şeylerden biri olduğu için bak örnekleri vereyim ne olacak? Yanınızda geçerli pasaportunuzun olması gerekiyor. Geçerli study permitinizin ya da zaten giriş yapabilmek için vizenizin olması gerekiyor. Bu arada hani transkriptleriniz, ondan sonra mezuniyet belgeleriniz, hatta böyle olabilecek her detay, son notlarınızı gösteren belgeler vesaire bütün dokümanların yanınızda olması gerekiyor. Ve bir de para da olması gerekiyor. 255 dolar ya böyle cash ödeyeceksiniz ya da Kanada'ya da ait bir hani Kanada bankalarından bir debiti kullanabilirsiniz ya da kredi kartınızı kullanabilirsiniz. Bu arada bu konudaki uzmanların hep bir uyarıları var. Aman ne olursa olsun bir tane de böyle düzgünce doldurulmuş bir work permit başvuru formu da yanınızda olsun diyorlar. Aslında bu gerekli belgelerden biri değil. Ancak hani diyelim ki gümrük polisi sordu, tamam bu da yanımda diye koyabilirsiniz. İyi bir fikir yani. Ve bu arada bu giriş yaparken ilk önce Amerikan gümrük polisinden size verilmiş olan refusal, yani o hayır şu anda bu girişi yapamaz. Administrative Refusal of Entry o belgenin adı. Onu da işte bu Kanada gümrük polisine vermeniz gerekiyor. Şimdi bu evet yasal değil yani. Çok da uygulanıyor. Ancak tabii ki riskleri var. Bunu bilmeniz gerekiyor. Çünkü iki tarafında gümrük polisi sizin bir şekilde girişinize izin vermeyebilirler. Yani öyle bir noktada sınırda kalabilirsiniz ve sizi kendi ülkenize, Türkiye'ye göndermek durumunda da kalabilirler. Böylesine bir risk her zaman var.
İşte zaten bu yayında bugün bunu özellikle işleme sebeplerimden biri de bu. O kadar arttı ki bu konudaki örnekler ve sizlerden o kadar fazla sorular geldi ki burada ben de bu işi riskleriyle ve detaylarıyla anlatmak istedim. Evet, çok sık yapılıyor. Yasal olmayan yanı olmasa da Kanada gümrük polisinin size giriş izni vermeme hakkı var mesela. Hatta gözaltına alma hakkı bile var. Lütfen bunları bilin. Şimdi daha önemlisi, bu flagpoling her kapıda yapılmıyor. Belli kapılar var bunun yapılabildiği. Eğer o kapıda yapılıyorsa bile o gün o zaman sizin işleminizi yapacak bu konuda ilgilenen memur o anda yoksa gene işleminiz yapılamayabiliyor. Belli günlerde ve belli saatlerde, belli zamanlarda yapılıyor ancak bu işlem. O gün günlük kotalarını doldurmuş olabiliyorlar. Tamam, biz bu kadar flagpoling yaptık, bundan daha fazlasını yapamayız diyebiliyorlar. Ya da bazen sizin onların istedikleri tüm evraklar yanınızda olmayabiliyor, reddedilebilirsiniz, ortada kalabilirsiniz ya da pat diye Kanada'ya girişinizi uygun görmeyebilir o sırada oradaki gümrük polisi. Evet, yasa dışı değil, evet birçok şeyi kolaylaştırıyor işlemleri ancak biraz da bu noktada şans da gerekiyor. İşte tam bu yüzden de Canada Border Services Agency yani gümrük polisi yeni bir uyarıyı yine yayınladı. Aman diyor, flagpolling'den kaçının bu aralar ve mümkün oldukça online işlemleri kullanın bütün bunlar için. Sebeplerinden birini de, gümrük polisinin verdiği sebeplerden biri de sınırdaki sıranın çok uzun olması. Bu sıra çok uzadığı için günün sonuna kadar sizin sıranız gelmeyebilir, kotamız da dolabilir, o zaman açıkta kalırsınız diyorlar. Şimdi bu uyarıyı yapmasının nedenlerinden biri 30 Mayıs'ta getirdiği bir takım kısıtlamalar, aynı zamanda Kanada Gümrük Polisi'nin 30 Mayıs'tan itibaren bu kapılardaki hem değişiklik yaptılar hem de saatleri değiştirdiler. Flagpoling hizmetinin verildiği kapıları ve hizmet saatlerini bu videonun açıklama bölümüne net bir şekilde koydum. Güney Ontario'daki, Quebec'teki ve Pasifik tarafındaki kapıları ayrı ayrı yazdım. Hepsini bunların rehber olarak kullanabilirsiniz. Flagpoling, evet, yasal değil. Değil. Kullanılabilen, çokça başvurulabilen ve birçok şeyi hızlandırmak isteyeceğiniz belki de bir sistem ama lütfen risklerini doğru bilin ve hazırlığınızı yapmış olarak buna göre bu sınırdan vize hakkını yapabiliyorsanız eğer bunun için uygun belgeleriniz ve vizeleriniz varsa kullanabilirsiniz diye bu açıklamayı yapmak istedim.